Bizi perişan etti. Ne diyor? Bugün bu yemek olmuş. 40 liradan aşağı bir yemek alınmış. Adam içi bir ayran, bir su içi 50 lira. Bir yemek 50 lira alınmış. Daha aşağıda kalınmış. Yani bu her gün zam zam zam. Nereye git? Tavuğçu geliyor zam. Turşucu geliyor zam. Köfte geliyor zam. Hepsi zam. Ekmek zaten zam geleceği yakında. Otobüse zam birik. Daha fazla birik. Her şeye zam geldi. Biz de perişan olduk. Allah yardım etsin. Yani başka ne diyebiliriz? İnşallah bu günler iyi günler. Bundan daha kötü gün zaten olmaz da bir şey diyemiyorum. Biz çok etkiledi abi ya. Biz şu anda mesela biz eskiden sattığımız ekmeği yarısını satamıyoruz. Piyasada durgun, piyasada kimse gelmiyor. Adam yemek yemiyor, eski yemek, kimse gelmiyor sonra. Her şey pahalı. Adam bir yemek yiyor 50 lira. Az para değil, o da ben düşük verdiğim değer veren benim. Yani bu kadar bu gün ben durumuna 35 veriyorum. Diğer tarafta 50-60 lira veriyor. Yani ben düşük veren benim, yine ben o kadar iş yapamıyorum yani. Yani eskiye göre iş yapamıyorum hani. O da ucuz verdiğimize göre yani. Şey pahalıktır. Pahalı olmasa hesap sonra olmaz. Kiralar yüksektir. Hem otobüs bindiği zaman ister zaten bir taksi tutamıyorsan, bir yere gidemiyorsan. Araba olsa bile o mazot parasını getirdiği yere bir sürü para gidiyor. Esnaf o yüzden çok şikayet. Esnaf zamla yüzde başka bir şey yok. Zam olmasa esnaf durumu iyidir zaten. Esnaf zam olmasa. Adam mesela 10 lira, 10 lira kazansa diye yarım çok şükür. Ama şu anda adam 10 lira kazansa 5'i kira verir. 5'i de cebinden ne yiyecek? Çocuğa ne yedirecek? Ne giydirecek çocuğuna?